İkün. İkün. Hadi gel, gel. Ay. Ne oldu? Gittiler mi tamamı? Evet. Hem sen niye saklanıyorsun ki? Nasıl niye saklanıyorum ya? Babamı mı yakalansaydık baş başayken? Ya ne alakası var? Biz evden izin alıp çıkmadık mı? Haberleri var onların. Sahi lan. Ay ne bileyim. Böyle bir anda şey yaptım işte. Heyecan yapıverdim. Sanki kaç kere biriyle baş başayken babam geldi ha? Kaç kere? Hiç. Hadi ya. Bana bak. Senin anlayacağın benim hiç yanlışım yok. O yüzden yanlışlanmış sincem de hiç kimseye ihtiyacım yok. Tamam. Tamam ya tamam. Sakin ol. Ne bu gerginlik? Tamam geçti. Yok daha geçmedi. Döne yaprak. Gelin bakayım. Ya. Ulan nereden çıktı ya? Mağaranın dibinden. Geç. Ne yapıp durunuz siz burada? Bizim evde hayalet görüverdik de. Gelip buraya saklanıverdik. Hayalet mi? He. Bizim koca karı var ya. Bu annem, bu annem. He. Bizim sizden acilen koca karının depsisini almamız lazım. Ya ne diyor bunlar ya? Ya boş ver. Kim bilir ne gördüler de hayalet diyorlar. Değildi. Bizim depsiyi almamız lazım. Ya başlatmayın şimdi koca karınıza da tepsinize de. Kızla, şimdi siz beni deyiverin bakayım. Biz buradayken Ferit'le konuştuklarımızı dinlediniz mi? He, dinledik tabii. Dinledik. Emre hiçbir şey duymadık. Su sesinden şarıl şarıl hiçbir şey duyulamıyorum. He, hatta bu şarıltıdan benim çok çişim geliverdi. Yürü kız hava, ağzıma işeceğim şimdi. He, benim de. Boş. Gidin kızlar, gidin hadi. Dikkat edin. Oh ya, iyi ki bunlar bir şey duymadı. Bunlar var ya, bir şey duysalardı herkese anlatırlardı. Sonra da babamdan izinsiz İstanbul'a geldim, herkes öğrenirdi. Ben de yala yala yanardım. Yani bu durumda köyden bir erkek için çıkmış ilk kız sen olurdun. Bakma bana öyle. Durum bu. Hadi gidelim artık. Benim dadım kaçıverdi. Niye? Ya duymamış kızlar işte. Rahat ol. Yok ya. Ondan değil. Yani başka şeyden kaçıverdi. Neden? Sen şu telefonuna bakmıyor, bak yine çalıp çalıp duru yani. Ya çalsın. Boş ver. Neden canın sıkıldı senin? Senin? Sen şu Bengüsü'yle konuş artık. Yani bu kız iyi durumda değil de ondan. Nazgül, Erol'a söyle de ocağa odun getiriversin. Tamam abla, hadi. Erol! Erol! Lan şu Erol hala yok ortada ha. Erol vermiştir o. Ey, odunları siz taşıyıverin ocağa, hadi. Senin yanlışlığın aramıyorum. Ses seda kesiliverdi yani. Arayamaz tabii. Ne dedin? Çok merak ediyorum. Benden ümidi kes dedim. Çok güzel bir kız buldum dedim. Dönmem bir daha dedim. Ben de hanım köylü olacağım dedim. Ne oldu? Hoşuna mı gitti? Yok canım şey. Kız ne dedi peki? Hiçbir şey. Ya. Evet. Hiçbir şey demedi. Çünkü ben öyle şeyler söylemedim. Sen benimle dalga mı geçip durun lan? Yok. Niye öyle şeyler deyip de gandırıyorsun beni o zaman? Böyle bir şey olsa ne hissedeceksin merak ettim. Sorumun cevabını da aldım. He. Emme ben bir cevap vermedim ki. Olsun. Ben bakışlarından anladım. Ne anladın bakayım? Hoşuna gitti. Sen öyle gelip durun.
Ha? Bu köyün kraliçesi de geliyor. O kraliçe, sen de prensessin. Apo! İlk gün! Kız ne ediveriyorsunuz orada? Hey Cemile abla, biz akşam yemeği hazırlıyoruz. Ama Gale Hanım olsa sevmeyecekmiş demek. Biz de size geliveydik. Hoş geldiniz. Buyurun. İlk gün. İyi mi? İyiyim İsmail. İlk gün. Gülgün nerede sorabilir mi acaba? He. Nazgül de yoktur. Buradalar, buradalar. Heh, odun almaya gittiler. Geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anam gelmiş, ebem gelmiş. Kurban olurum ya. Allah'ım. Aslanım. Ya. Gel sana bir sarılıverim. Aslanım. Aslanım. Aşıksın, aşıksın, sen aşıksın. Sen ne diyorsun burada? Ya şöyle kendi ellerimle bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Ay ne gerek vardı? Olur mu canım öyle şey yani? Hep sen şey yapıyorsun ya. Bu sefer de ben bir şey yapayım dedim. Hep sen şey yap şey yap olmaz yani. Vallahi bu andan sonra ilk defa bir erkek bize kahvaltı hazırlıyor. Ya yani her şeyin bir ilki var. İlk gün gibi. E tabii. Enişteye bak ya. Yine benim kızın yanımda. Teyze! Teyze uyan. Eniştem yatağında yok. Uyanıp aşağı yemiş teyze. Ne? Teyze! Teyzem uyanmış. Günaydın. Sana de günaydın. Dün gece yine rüyamda seni gördüm. Bu sefer nasıl gördüm? Baban, senin benim için İstanbul'a geldiğini de öğrenmişti. Yani benden başka kimse bilmiyor ki. Bir sen bir de ben bilip dur ya. Allah korusun. Uf. Neyse neyse daha bitmedi. Babam bizi zorla evlendiriyordu. He. Zorla. Evet. Ve ben bu mecburiyetten çok mutluydum. Ama hayır de. Sabahtan beri gürültüler gelip durdu. He. Elmas abi odada bücük görmüş de ondan. He. Aman be. O da bir bücük için ortalığı ayağa kaldırıverdi. Hadi kızlar oyalanmayın. Hadi. Yardım edin. Bir dakika ya. Sen değil misin? Abo! Bu ilan haber sitelerinde çıktıysa gazetelerde de çıkmıştır kesin. Yandım ben ya. Babam her sabah gazete alıp didik didik arıyor. Vallahi görür, kesin görür. O zaman Düzgün amcanın gazete almasına engel olmalıyız. Hatta bütün köyün. Ha, imkansız. Alan almıştır. Of yandım ben ya. Kaçak olarak İstanbul'a gittiğimi herkes öğrenecek indi. Ya dur ya, karamsarlığa kapılma hemen. Bir çıkış yolu bulacağız. Of nasıl, hadi geç kaldım. Oradan almışlar herhalde. Neyse. Biz sizleri daha fazla günaha sokmayalım. Görün bizim gidelim biz. Müsaadenle İmam Efendi. Gör. Bak ne güzel öyle değil mi? Kaçı kaçı ve kaçı kaçı ve.
Kızım, sana bir şey diyeceğim. Az evvel Gayfe'de o çocuk seni kurtarmak için çırpına çırpına davrandı ama sanki az yalan söylüyor bence. Yok vallahi baba. Yalan değil. Bana yalan söyleme. Ben senin babanım. Doğruyu deyip durun baba. Ben bu köyden hiç dışarı gitmedim ki. Reklam çektiriverem kendimi. Kızım, ben senin babanım. Bana hiçbir vakit yalan söyleme, olur mu? Demiyorum baba. Gözlerime bak bakayım. Şimdi deyiver bana. Doğru mu? Ne oldu? Hayatımda ilk defa babama yalan söyledim. Hem de gözünün içine baka baka. Niye? Hep o Ferit yüzünden. Gazetede ilanım çıkmış. Ne ilanı? Hani İstanbul'da bir mağazaya kaçınca beni bir sürü hediye verdiler ya. Onlar benim resmimi çekmişlerdi. Hindi'de reklam yapmışlar. İşte gazeteye beni koyuvermişler. Abla. Nasıl kurtuluverdin galiba? Ferit kurtardı. Fotomontaj mı ne dedi ne bilen bilmiyorum. Seni kurtarmış işte. Asıl o olmaydı. Bunların hiçbiri olmayacaktı kızlar. Hiç kimsenin gözünde rezil olmayacaktın. Allah'ım ya. Allah'ım ben niye gittim oraya? Neden gittim onun peşinden? Niye, niye? Abla kız ağlama. Ya gözlerin şişecek, babam anlayacak sonra. Ve bak hazır yatmışsın. Beni yalnız bırak. Lütfen. Hadi. Hadi. Songül sen niye durup burada? Ben, burası benim de odam. Hadi abla, hadi gel. Hadi sen de kal, gel. Baba çok özür dilerim. Özür dilerim. Gözlerin niye öyle kan çanağına dönmüş? Öğlen için soğan doğrayıverdim de ondan. Bu Fulçi ne de kaldı ya? Allah Allah, gelmedi. Kopta gel de yok. Elmas abla. Yalnız Ferit'ler de yok. Onu niye söylemiyor? Ah şey, kopta geller diyecektim. Ağzımdan öyle kopta gel çıkıvermiş. Sen ne kadar cinsin öyle. Elmas! Efendim enişte? Topla pılını pırtını. Gidiyoruz buradan. Ne oldu? Nereye enişte? Baba tamam bir sakin ol. Ne olacak? Enişte ne oldu? Daha dur. Onun evinde bir dakika bile kalamam ben. Aa dur bir sakin ol. Ne oldu ya? Ne oldu arkadaş? Karavanda kalacağız biz şu kenarında. İyi de ne oldu niye? Hala niye diye soruyor ya. Sen de az sansar değilmişsin ha. Hepiniz beni soymaya çalışıyorsunuz. Sakin ol bir deyiver bana ya. Ne oldu ya? Şu oldu. Tarlaları, varlaları sana satmayacağım. Bir trilyar da versen gene de sana satmayacağım. Gerçeğinden nokta.com'a koyacağım, orada satacağım. Ama dediğim gibi gene de sana satmayacağım. Ya arkadaş, kime satarsan sat da sen bana niye celallendin onu bir deyiver bana ya. Sen de beni oyalıyorsun, sen de beni oyalıyorsun. Marmaris'e giderken yolda bin bir derede su getirdin işe yetişebilelim diye. Ben fikri bak şu anda Elmas Hanım'ın yanında ağzımı bozmak istemiyorum. Lütfen ya, vallahi lütfen. Pah! Elmas. Efendim enişte. Ferit, yürüyün gidiyoruz. Hadi. Şey enişte, bizim eşyalar ne olacak peki? Ah, bir ara gelir toplarsın, toplarsın. Hadi Ferit. Yürü. Gitme, tamam, tamam. Tamam oğlum, hadi gidelim. Ay enişte kopta gelin, kopta gelin ne olacak? Başlatma kopta gelinden şimdi. Neredeysek ararsın oraya gelir.
Allah Allah! Allah Allah! Çabuk ya. Adam köyü be yarabbim ya. Adam eşerekli arkadaş. Bir gün satacağım, bir gün satma. Eski mesela tahsen sat ya. Ben gene Allah Allah. Ömrümü yedin, üç gün geldin ula. Tövbe yarabbim ya. Söyleyeyim ben sana. Baba, hakikat ne edeceğiz evimiz satılırsa? Güzel kızlan ben. Canım kızlan. Siz hiç üzülme. Ben bu evi kimselere sattırmam. Merak etme siz. Bizim burada hatıralarımız var. Analarınızın manzarası var. Siz canınızı hiç sıkma. Bana güvenin. Ben o işi hallederim. Emme internete koyacağım dedi. He, gerçekinden.com dedi. Koysun bakalım el mi yaman, bey mi yaman göstereceğim ben ona. Madem işi inada bindirdi, ben de bindiriveren de görsün bakalım. Bu evin bahçesinde ne var? Ne var? Yatır var, yatır. Bak, daha orada yatıp duruyor. Fikrinin, babasının mezarı orada. Yatıp duru adamcağız. He, vah. Hiç kimse bahçesinde yatır olan bir evde yaşamak istemez. Abo, hakikaten. Siz alışıksınız tabii de, başkası zorlanır. Kaç gündür buralarda dolanıyor kalpsiz. Aklına getirip de babasının mezarının yerini bile sormadı. Nerede olduğunu bilmiyor babasının mezarını. Ben o kalpsize hatıralarımızı kaptıracak kadar kocamadım daha. 50-50-100, biz hanım köylüyüz. He. Hadi öpün bakayım babanızı. Ha? Sıkma canım kızım. Dur, gene bak. Sen internet işinden anlıyordun diye mi? He. Ha, şimdi Fikri'nin ilanlarını takip edeceğim. İlanı kodumu gene haber edeceğim. İşte o zaman buna Anya'yı, Bonya'yı göstereceğim. Tamam baba. Baba kız, sana mesaj geliverdi. Kimden? Ferit abiden. Hı. Okumayacak mısın? Yok. Neyse, ben şimdi bunu böyle bırakıyorum. Belki sen rahat rahat bakmak istersin. Son gün. İstemiyorum, al şunu. Abba, bak vallahi mesaj yığıp durur seni. Hey kız abba, vallahi vazgeçmiyorum. İstersen bir cevap yazıver çocuğa. E haksızlık yapma şimdi. Ne yazmış? Ne diyorum? Vallahi biz bakmadık. Al kendin bakıver. Ne oluyor lan orada? Abi. Bismillah sana hasta getiriverdi. İki oğlum varmış ha. Kopça Gölü oğlum, nasılsın? İyi misin? Vallahi iyi değil bu çocuk. Nazar değdi buna, nazar. Ay ne nazarı baba? Kimin nazar değecek buna? Vallahi kimin değdiyse değmiş işte. Adamın hasırdı bu ya. Adamın özüydü, özü. Ya nazar değmiş olsa kuşun dökmüşler işte. Geçmiş olması lazım değil mi? Demek ki çok değmiş, çok. Hastık daha duk kuşuru bitirelim biz buna. Baba çok kaçık ha. Kaçmaz, kaçmaz. Ver kızım. Ver kızım. Dök, 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 dök çabuk. Çabuk. Ha, karıştı bakalım. O yeter, yeter. Ha, karıştı. Karıştı, karıştı. Karıştı bakalım. Ha, hadi. Dik kafayı. Dik oğlum, dik, dik, dik. Çık, çık, çık. Dik, 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 dik. Bir bak. Kopta gel.
Oğlum, kimim ben? İbrahim abi. Kopbeker, oğlum bir şey söyle, düzgün bir şey söyle, gözünü seveyim. Beyazgül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Tık dedi, anası çıktı, kızım evde yok dedi, vay vay. Baba, hep tam uçuverdi bu ha. Yok yok, bir şey olmaz, baksana rahatlayıverdi çocuk. İnanmazsan gel yukarı bak dedi. Armut dalda, kız balkonda sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay. Ne? Şeker ye... Bu dokuk şuruba neden benim aklıma gelmedi? Sallanır vay vay. Atalım mı Arap kızı? Atalım mı vay vay. Senin için 15 sene kasıldı ya. Atalım mı ya. Abo. İlk gün, ilk gün. Kime diyorum cevap ver hadi. İlk gün. Hey, orada mısın? Oradasın biliyorum. Bak gelir seni kaçırırım. İlk gün. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Cevap verene kadar yazarım. Ne yapıyorsun dedim. Ne yapacağım? Senin abinle uğraşıp durup. Kaç geldi ya? Minibüs geldi ha. Ya resmen minibüsü resmen satıyor var. Oğlum bak bir minibüs alt tarafı 4 tane teke. Kendini bu kadar helak etme yeter. Çok güzel oğlum, çok güzel laf. Satınca ne oluyor o? Ya satınca şimdi at kalıyor. Hatta yeni minibüs geliyor. Onu şey yapıyorlar. Köyemeye gönderiyorlar beni falan abi. Oğlum daha iyi işte öyle değil mi yenisi? Değil ya olur mu daha iyi? Ya ben onun içine ne yaptım? Vezele vezele. Hayatımı kattım ben öyle. Yavrum kim o ya? Bu şeyden benim İstanbul'da gördüğüm değil mi o? Sarı sarı ampulleri vardı önünde. Ha işte o değil mi ya? Madem bu kadar kıymet veriyorsun, bas parayı al oğlum. Allah Allah ya. Şimdi para yok ki. Para bizim bacanakta. Bu da dolu para. Bacanak? Tabii şey elması şey eniştesi elmas. 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 Dokuk. Ya bitti mi şu dokuk şey ya içeri? Yok oğlum yok yeter. Çok içtin gari yeter. Dokuk şurubu hiç iyi gelmedi. Baba ne diyor bu? Vallahi ben de anlamadım da az bu otomatik pilota bağladı gibi sanki. Sapıtı verdi emme çok komik oldu verdi. Ay nesi komik kız? Yavrum şuradan iki kişi alır mısın? Evet tamam alırım ya. Oğlum kendine gel yeter galiba. Gelmeyeceksin diye çok korktum ama geldin işte. Emme benim hemen gitmem gerek. Dur biraz. Ciğerlerime aşkı çekiyorum. Çünkü İstanbul'da lazım olacak. İstanbul'a mı? Evet. Çok fazla zamanım olmadığı için seni buraya çağırdım. Senin aşkını ciğerlerimde İstanbul'a götüreceğim. Ya ne aşkı? Dün bir, bugün iki. Aşk bu ilk gün. Bazen bir görüşte oluyor işte. Ne zaman İstanbul'a gidip durun? Hemen. Birazdan. Şafak vaktiyle yola çıkıyoruz.
ben gidem artık. Gitme. Ne yapıyorsun ev? İyice alıştım yerini tutmaya, ondan. Gerçi alışmasam daha iyi tabii. Sonra İstanbul'da ben nereden bulacağım senin evlerini? Şu an seni çok iyi anlıyorum, biliyor musun? Ne diyorsun Ferit? Yani neyimi anlıyorsun? Duygularını. Keşke hiç karşıma çıkmasaydın güzel kız. Keşke. Öyle diyorsan öyle olsun. Öyle tabii İlkün. Nasıl diyeyim? Bana başka çare mi bıraktın? Ben sana bağlandım. Hayatım sen oldun. Ben sana bu kadar alışmışken yüreğimde bir sızı, ellerim bomboş. Bütün aşklar ciğerimde, bir kendim gidiyorum. Allah'ım ben ne yapıyorum ya? Eniştemden bulaştı bana bu arabesk herhalde. Bir şey söylesene İlkün. Hadi söyle. Nasıl sevgilimi? Uykusuz kaldığımı? Rüyalar gördüğümü söyle bana İlkün. Yani ben ne diyeyim Ferit? Olmadı. Olmayacaktı zaten. Peki. Öyle diyorsun ha? Ben bittim. Ne yapıyorsun? İçimdeki aşktan kurtulmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ben gidem artık. Sabaha kadar yol yok mu ya bunun? Geçen gece sabaha doğru gittin eve. Sen de erken çıkacaksın ya yola. Ondan biz gidem en iyisi. O zaman ben seni eve bırakayım. Ay yok yok. Olmaz. Bir gören olur şimdi. Tamam. O zaman sen önden gidersin. Ben arkadan takip ederim. Olmaz öyle. Gece gece ben merak ederim seni. Tamam. Dur. Veda edeyim sana. Hoşça kal. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Saçlarında çiçek tarlaları olan güzel kız. Neyse, yeter bu kadar. Yetmez. Ramazan bayramında yine gelirim. Dedemin mezarını ziyaret etme bahanesiyle. Sen deden nereden yatıp durup biliyor musun ki? Yo. Gelince sen beni götürürsün. Tamam. Yolun açık olsun. İyi yolculuklar.
herkesin bana aşık. Nasıl ağlıyor ya? Nasıl da güzel ağlıyor. Yazık. Ya ama ne yapayım? Sen de beni aşık ettin kendine. Neyse. Gidip mesaj atayım da bari. Şaka olduğunu söyleyeyim. Boşuna üzülmesin. Gitmedim. Gidemedim hala. Neden? Zorlanıyorum. Belki son anda bir şey olur. Belki vazgeç, gitme dersin. Gitme dersem gitmeyeceğim. Gitme der misin? Sen kafana koymuşsun bu kere gitmeyi. Baksana. Bavulun bile hazır. Boş bu bavul. Boş mu? Evet. Kalk bak. Bak, boş işte. Hakikaten boş. Nick? Boş çünkü... seni bunun içine koyup götürmeye geldim. Seni bu bolluğa koyup kaçıracağım. Hadi. Olmaz deme. Olmaz öyle şey. Gelemem. Peki. Dünyanın bütün çiçek bahçelerini ayağına sersen yine de olmaz mı dersin? Allah'ım ben ne yapacağım ya?
nihayet son günde uyanabildi. Günaydın. Vallahi çok geç yatıverdim ben de. Hava kız, dün gece ne oldu biliyor musun? Hı. Ferit geliverdi. Emme sonra babam da gelince Ferit kaçıverdi. Babam da beni pencerede yakalayıverdi. Korkmayın korkmayın, bir şey olmadı. Hiçbir şey caktırmadım. Huyu gezer numarası yapıverdim. Peki babam Ferit'i gördü mü? Yok, görmedi. Son dakika kaçıverdi herhalde Ferit. He. Peki babam nerede şimdi? Ha, gayfede. Kız baba, bir telefon edip versene sen şu Ferit'e. E sor bakalım neye gelmiş gece gece? Telefonu yok ki bende. Ay inanamıyorum seni abla. Hala almadın mı çocuğun telefonunu? Abi, ben olsam Hindi'ye değil telefonunu almak. Çocukla çıktıydım bile. Ay ne alacağım telefonunu ben? Artık İstanbul'a geri dönüverdim. Abla kız, duydun mu? Ferit hiçbir yerlere gitmemiş. E zaten babasıyla teyzesi de burada. İyi de peki bu Ferit nerede? E telefonu da kapalı. Siz hiç merak etmeyin. Nasılsa telefon numarası artık burada. Nasıl da alıverdim teyzesinden telefon numarasını. Ruhu bile duymadı. Kız sen ne cin çıktın öyle ha? Şimdi Ferit abi telefonu çeker çekmez beni arayacak. Hı. Buyurun bu numaradan beni aramışsınız diye. Hadi hadi. Ley ley lümü lümü ley. Aha mesaj geldi. Ferit abi telefonu açıvermiş. Biri aramış ama kim? Neyse kimse kim ya. İlk gün çok boşladım. Ona gitmem lazım. Efendim? Alo. Ferit abi ben Songün. Songün mü? He Songün. Dur Hindi sana abamı veriyor. Alo Ferit. Gitmedin mi? Ya yok. Babam akşam serinde yola çıkalım dedi. O yüzden daha gitmedik. Bak ne diyeceğim sana. Seninle acil buluşmamız lazım. Neye buluşacakmışız? Seninle konuşmam gereken şeyler var. Nuri'yi neyle konuştun? Onunla konuştuklarımı sana mutlaka anlatmam lazım. Çok acil. Tamam tamam. Nerede peki? E tabii ki Aşk Çağla yanında. Hadi çok acil buluşalım. Tamam tamam. Hemen gelip durum. Hadi görüşürüz. Ay ben nasıl çıkacağım Hindi? Erol ne olacak? Ya o iş bende. Sen yan odaya saklanı ve Erol yanından da geçince çıkıverirsin. Aldım. Hadi. Ay. Erol! Erol! Buyur Nazgül, bir şey mi isteyiverdin? Erol ya, mutfakta koca bir örümcek var. Ben çok korkuyorum ondan. Bir alıversene onu oradan. Tamam tamam, korkma. Alırız. Nerede? Hoş geldin. Bırak biraz tutayım. Ya olmaz. Tutma. Tamam. Yani belki de bir daha sonsuza kadar tutmamak üzere bırakacağım ellerini zaten. Güzelsin biliyor musun? Gözlerin o kadar güzel ki. Kaçırma onları benden. Benden kaçıyorsun bari gözlerini kaçırma. Ya bırak ne? Yani elimi tutuyorum. Böyle gelip burnumun dibine dibine giriyor. Aşık var gibi. Gibi mi? Gibisi fazla. Aşık. En azından ben öyleyim. Bence sen de bana aşıksın. Bence sen hayal kuruktun. Niye geldin o zaman buraya? Ben
Nuriye neneyle konuşmuşsun ya. Onu anlatacağım dedim. Tamam tamam, anlatacağım. Ama burası çok ayak altı. Burada konuşmaya başlarsak mutlaka biri gelir. Gelelim, gidelim. Nuriye'nin ne dedi ki? Köyden giden kızlar varmış. Kaçmışlar. Yani sen de kaçabilirsin. Ya şu kaçma meselesini unut gari. Ya daha önce de dedim seni. Kaçma, maçmak yok. Ama zamanla değişir bazı şeyler. Tamam, kabul. Yani bu hayatta değişmeyen tek şey bir zaman olabilir. Ama bir de ben. Ferit, ben bu konuda asla değişmem. Aşık olsan da mı? Bilmem. Sence olabileceğim mi? Gözlerini kapa ve bir rüya gör. Rüyadan uyanınca da aşık mısın değil misin anla. Çünkü sen aşık olunmak için yaratılmışsın. Hadi kapa gözlerini. Tamam. Emme sen de kapayacaksın. Tamam. Söz. Söz. Hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Rüyadan uyan diye yapıverdim. Uyandım, merak etme sen. Telefon. Telefon hepsi gitti ya. Voo, yenisini alırsın. Çok acımasızsın. İnan, bunu hiç unutmayacağım. Sen daha beni öpecek kadar olmadın Ferit Efendi. Adamı böyle yaparlar işte. Tamam. Sen haklısın. Sen kazandın. Hadi gel, tut da çıkar beni, gel. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Sadece yanımda istedim seni. O kadar. Ferit. Ferit. Çok fena olacak. Sus. Ne olur. Ne oldu lan? Biri mi geliyorum? Ha? Ya bir romantik olmayı becer ya. Ne yapıyorsun? Neydim? Şşş deyip durun. Ben de geri geliyor sandım. Bilerek yapıyorsun değil mi? Neyi? Romantik olmamayı, bana kapılmamayı. Sen de istiyorsun ama kendimi kaptırırım diye korkuyorsun değil mi? Ben balık gibi suyun içindeyim. Şu romantikliği sırası mı indi? Gün. Çok acayipsin. Başka hiçbir şeye benzemiyorsun. Ferit. Yeter artık. Çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkacağım. Çık. Ne yapacağım ben seninle? Ne yaparsan yap. Ay, şey. Bunlar kurumuş herhalde. Düne bak. Ya dur bakma. Ben Hindistan'dan çekeceğim. Emme döndüğünü görsem vallahi de bilek de o gözlerini oyarım. Yok artık. Ben öyle biri değilim ya. Ama yedik böyle ha. Sonuçta birbirimize sırtımızı dönsek de yüzümüzü göremesek de keyfim yerindeydi benim. Sonuçta su iletken bir şey. Ne iletiyormuş lan bu su? Bakma, bakma. Aşkı, aşkı. Tamam, tamam bakmıyorum. Hadi sen rahat rahat giy. Çıkıyorum. Hadi çık. Tamam.
Hindi çıkabilirsin. Sana bakmıyorum. Tamam. Bakma. Kuru soğan da rende istiyorum. Bu koptu gel. Kız beni bak. Sen ne öyle el sallayıp durun balkondan el alemin çocuğuna? Ya senin yaşın kaç daha? 17. He bir de cevap veriyorsun. Ya ben ne yaptım ya? Sen beni düşüneceğine asıl bu şeyi düşün. Bu Ferit ben gideceğim gideceğim diye seni lüleden yiyip durur ha. Baksana bir çocukları daha geliverdi. Ya bunlar gidecek olsalar bu çocuk niye buraya geliversin değil mi? He, doğru diyorsun. Sen beni düşüneceğine biraz bunları düşünsen daha iyi edersin sanki ha. Ay tamam çok konuşma bilmiş. Dur soğan ama. Şunları da unutma. Tamam. Üzüm koy. Songül. Kız sen Ferit'in kardeşine mi el sallıyorsun öyle? He. Kız. Hoş çocuk sanki ha uzaktan. Yani bilmiyorum. Yakından da göreceğiz elbet. İlk aşkım olup içecek kadar şansımı göreceğiz. Bak elimle vites yaptım alışmışım resmen. Güçlü kardeşiniz mi oluyor o gelen? He o bizim en ufağımız, en güçlüğümüz o. He. O neye geliverdi peki? Yani gitmiyorsunuz mu bugün? Hala haya kim çıkardı, niye gidelim? Ben sizi bu sabah yola çıkacağınız diye biliyorum emmi. İşleriniz uzadı diye dalıverdim sandım. Buradayım, gel. Buradayız. Fikri de geçse bile kopta gel oğlum köye yerleşmeyi düşünüyor değil mi? Hayırlısı artık inşallah. Hayırlısı, hayırlısı. Biraz daha acık atak da acısı asla almaz. Bol acil on numara olur. Aynım honi gözüm yaş. Aklımı baştan aldı orta boylu kalem kaş. Keyfi yerine geliyor. Şöyle iki mumdur. Üç mumdur. Dört mumdur, 14 mumdur. Bana bir bade doldur. Bu ne güzel düğündür. Haninna, haninna, haninna. Hey! Oh. Abo, tavana yapışıverdi ya. Abi canım yapıştıysa oldu demektir zaten. Ama şöyle bir gelin de bir sıkak yardım edin ya. Hadi bayım, hadi gel. Gel, 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 gel. Şimdi alıyorsunuz böyle hafifçe, tamam. Nasıl sıkacağız? Böyle mi? Yok şimdi sen şöyle, şöyle hafif bastı bırak. Basma ha. Aç. Aç. Çok güzel. Şahane oldu ya seninki. Yani hafif çok bastırmadan bak. Bastırırsan eğer bak. Ne olur verdin. Evet bak çok bastırırsan parmaklardan atar. Tamam. Biz hane olarak ilk defa yiyeceğiz bunu. Aa çok güzel çiğ köfte yoğurur kopta gel. Ya sağ olsun yaptı vallahi. İlk gün kızım da ona yardım ediverdi. Biz de ediverdik ya baba. He siz de ediverdiniz de ilk gün daha çok yardım ediverdi. Çiğ köfteye hanım eli değdi. Çiğ köfte hanım köylü oldu. Benim esprikler de çok şey değil mi? Ay! Ne oldu oğlan cazı? Az önce attım ya ağzım onun acısı şu anda geldi. Ha, şu anda fırtlağımdan vurdu acısı. Yandım! Nasıl yiyeceğiz şimdi bunu? Marulla. Marulla, ha iyi. Biraz limonu basak, kıdırdı limon, limonlu alın ha. Limonu basarsın. Bu ne ya? Ne oldu ya? Çok acı bu. Ya ama cık köfte böyle tatlı olmaz ki, acı olur. Daha doğrudadır yani cık köftenin. Yok yok, benim işim çok iyi. Eline sağlık. Senin de eline sağlık kızım. Sen de yardımcı oldun. Sağ ol baba. Ya, dadı güzel de. Hakikat çok acıymış. Ya şey yani bu acıdır ama yani domatesi var ya. Acıyı bastırtır domatesi. Gelin ben buraya. Gel bakalım aç. Ama sonunda mı senin bütün kalmış cık köfteleri o şey demirlerdi.
Aç bakayım ha. Buz dur demir. Barnağımı koparacaktın. Nasıl demir o? Ha. Domates bastır acı. Şey mi? Daha ahmasın da. Şey, aç bakayım. Aç bakayım. Allah Allah üstesine. Yani şey yapın ya, ayran vur ayran. Ayran da vur üstüne bak, sıfır acı vur. Çek ayran çek. Budur ya. Yenmez mi ya bu köfte? Mis yani. Bu ne? Mangal falan mı? Mangal kokuyor. Bay Erol. Bay Erol. Erol. Buyur bey. Hayırdır, ne diyorsun lan? Çiğ köfteler pişiriyorum bey. Oğlum sen uzaylı mısın lan? Çiğ köfte pişirilir mi lan? Çiğ mi yiyeceksin? Gurt yapa. Değil mi? Senin içinde bir aslan yatıyor ya, gurt barınmaz sende. Sağ ol bey. Erol, dikkat et vallahi, çok acı. Uyardığın için sağ ol Nazgül. Emme korkma, benim acıdan yana bir korkum yok. Bu boy ya. Erol. Hadi ye ya, afiyet olsun. Nasıl yesen ye. Allah kahretsin. Ben bir şey diyeyim mi? Vallahi bu çocuk garip, normal bir çocuk değil yani. Ermet Hanım, siz az yememişsiniz de dokanıyor galiba. Yo, bu seferkini pek beğenmedim ben. He. Nasıl beğenmedim ya? Yani hepsinin ne farkı var? Şahane oldu yani. Yani olmasa iyi. Şöyle bak. Cigofte'yi nasıl yapıştırmışım bir bak yani. Eğer şu anda onu oradan almaya kalksam hoplev çöker ya. Pek beğenmedim, olmamış, kopta gel. Herhalde %100 senin elinden çıkmadığı içindir. Ya ne fark eder Elmas? Teyzem, benim için çok şey fark ediyor. Tamam teyzeciğim, o demek ki şey yaptım, acıyı fazla kattırmış. Ya ben kendime yaptığım zaman ben bayağı 5-6 poşet daha acı katıyorum ya. Nerede kalıverdi bunlar ya? Teyze yeğen ne yaptırırlar yukarıda? Ne yaptıklardı? Biri yapıyordur, öteye sıra bekliyordu. Hı. Baba. Hı. Bu çiğ köfteleri yiyeceğiz mi? He, vallahi baba zehir gibi bunlar, çok acı. Biliyorum gözüm yemen gari, vallahi öldürür bu adamı. Emme yiyormuş gibi yapın, çocuk çok heves etti, ayıp olur şimdi. Öf, aç kalıverdik vallahi. Bak, acıkan varsa koş üyesin mutfağa, bir iki lokma zeytin peynir depsin, geçer. Bir gece aç kalmayla bir şey olmaz. Of. Ay, Erol mangal yapıyorum. Karnım da acıktı vallahi he. Kız bana bak, neye geldik biz buraya? Yürü bakayım. Ya açık yeseydik. Mahvetti vallahi, mahvetti. Biz geldik. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koptu gel yok mu? He bu la adam. Dur ben çağıramda gelelim. Otur kızım sen, otur. Ekim kızım sen bakıver hadi. Ben de bakabilirim. Sen otur kızım sen bakma. Sen misafirsin Ekim, sen bakıver hadi. Ben bakayım. Sen otur kızım, otur. Otur. Kızım sen de otur, gel. Gel. Ekgün. Ne edip durun? Hiç. Emine abla çağrı vermişti. Oraya gidip durun. Ne tesadüf. Beni de Emine abla çağrı verdi. Ben de oraya gidip durun. Biz de Marmaris'e gidiverdiydik. Yolda Feritgillerle karşılaştık. Onlar da İstanbul'a dönüp dururlardı. Nasıl? Temelleşti. Olur mu öyle şey? Yani teyzesiyle abisi bizim evde. He, onunla Garavan'da göremeyince biz de önden gittiler dedik. Demek ki arkadan geçecekler. Ama Feritler döndüler. İyi dönsünler. Ne yapalım? Ha bir de kız arkadaşı varmış. Bengüsü diye bir kız. Sen nereden bilip durun? Kız buraya geldi. Ferit de kızı önüne kattı gitti. Nasıl kaçacağını şaşırdı. İyi de bunu beni neye anlatıyorsun şimdi? Bana ne? Gittiyse gitti. Beni ne Ferit'ten? Ne bileyim öyle işte. Hani günlerdir onlarla ilgilenince
Ay ne olmuş ilgilenince, ne olmuş? Öyle işte ilk gün. Çıkar lan ağzındaki baklayım. Sen boş ver beni. Heyecanlanınca karşında dilim saçmalıyor beni. Ne anlatıvereceksin sana bak? Hani kızankene Arife pikniğinde sen bir kuş beğeni vermiştin. Ben de o kuşu sana tutuvermiştim, hatırlıyor musun? He. Hatırlayıp durum. Baban da gelip o kuş, göçmen kuşu kafese girmez deyip salıvermişti kuşu. Beni neye anlatıyorsun şimdi bunu? Göçmen kuşunun peşinden gitmemek lazım. Buranın kuşu iyi bize. Sevecekse buranın kuşunu sevmeliyiz. Siz gidin, ben sonra gelirim. Niye? İşim var baba. Gece gece ne işin var oğlum köy yerinde? Ya baba siz Cüneyt'le gidin işte, sonra konuşuruz. İyi tamam, ne halin varsa gör be. Ne yapıyorsun burada? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Tamam, tamam gel buraya, gel. Tamam, tamam. Nurullah İsmail senin için gitti dedi. Yer yok. Bengüsü gelmiş, deli midir nedir? Onu atlatmak için yalan söyledim. Onlar da onu duydular, inandılar herhalde. Bengüs'ün geldiğini saklamıyorum yani. Niye saklayayım? Nerede Hindi Bengüs'ü? Gönderdim. İstanbul yolundadır. Gerçekten mi? Evet. Bengüs artık hayatımda yok. Ferit. Sen ne dediğinin farkındasın değil mi? Evet. Bengüs'ü gönderdin. O gitti. Hayatında yok artık. Aynen. Sen o zaman beni neye gide bir de gideceğim ben, gideceğim ben deyip durun ha? Hayda, yine arızaya bağlı. Bağlarım tabii. Gideceğim deyip deyip beni oraya buraya çağırıp durun. Ya sen benden ne istiyorsun? Bengüs'ü hayatında olmayacaksa, yani İstanbul'da olacaksa... Sen de burada olacaksın demek artık. Gitmeyeceğim bir yere yani. Ha? Ben de bu konuları konuşmak istiyordum zaten seninle. Abo, benim hemen gitmem lazım, sonra konuşuruz. Ya tamam, tamam, tamam. Bir dakika. O zaman gece Aşık Çağlayan'da buluşalım. Orada konuşuruz. Olmaz lan, gelemem. Olur, gelirsin. Ya olmaz diyorum. Olur diyorum ya. Gelemem. Tamam. Sen gelme. Ben yine de gelirsin diye bekleyeceğim. Ya şöyle düşün. Dönmedim. Dönemedim. Niye? Bir sor kendine. Cevabı bulunca da bir karar ver. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kesin geliyor. Oldu bir iş.